Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Cities Skylines'e devam ediyoruz. En son ofise genişletmişim. Sonra da buraya sanayi kurmuştuk. Ona doğru bir de buraya şey yapmıştık. Su verme tutmuşuz. Artık yapma tesis falan yapmışız. Bir de buraya sanayi falan yaptık. Evet. Bu arada az önce video başlamadan önce konma yaptım. 2x konma. Absürdüm. Neyse devam edelim. Mesela burada arsa değeri yüksek. Neden? Çünkü tarım alanı var. Geçiyor. Tarım alanlarına genelde ev yapınca da arsa değeri yüksek olur. Evde bir kıyıları yapınca ortalama oluyor. Buralar mesela yeşil. Bu arada da önceki çektiği videoyu daha şu an videoyu çekerken yayınlamadım. O yüzden hala şimdilik böyle gözüküyor. Ya, neyse. Koru meydanı yapalım mı artık? Yani buraya bir küçük bir şehir daha yapalım. Ne? Hapishane mi yaptım lan ben? Kafayı bir geçirdin Settan. Ben hapishane bile yapmamışım. Adam hapishane diyor. Ben emniyet müdürlüğü yapmıştım. Sen o da hapishane diyorsan tamam. Buraya koysam olur. Gider. Burada da çok iyi bir tarım alanı varmış. Bu arada bu video yaparken şu birazdan 12.50'de okula gideceğim. Tam okul olduğu zaman da videoyu çekiyorum artık. Çünkü maalesef ben tatilde de şeye gidiyorum. Halı sahaya gidiyorum yani tatilde de video yapmıyorum. Video yayınlıyorum. Şu an videoları yapıp da tatilde de bazı hafta içi akşam günlerinde yayınlıyorum videoları. Öyle yapıyorum. Ve bunu derken benim oyunun sesi gitti. Sizde gelmiyordur. Ha, geri geldi benim. Ya bu arada ev istemiyorlar yani. Sıkıntı o. Şu an sanayi istiyorlar. Hep sanayi. Hala işsizlik mi var? %10. Çok oğlum. Aslında çok da değil bak. Şimdi baktığımıza göre Türkiye'de işsizlik oranından %3 ya da %4 az. İyi bir durum. Şimdi yani. Ben buraya sanayi yapsam iyi olur aslında. Buraya da çalışırlar, gelirler. Çünkü burada sanayi var yani. Baksana. Sanayi bölgesi bile değil. Şehri yani. Bu arada pek tarıma yanına pek girmeden birkaç boşluk bırakarak yapalım. İlk önce yollar yapalım. Ne bileyim bunlar bu yollar kalsın. İleride bir şeyler yaparız buraya. Ne bileyim buraya sanayi yapsam evlere gider mi ki?
Burası kirlenecek ama. Aa, bence burası sanayi olabilir. De olabilir. Ya da toprak. Ha. Dur bekle, dur bekle. Aslında buraya saray yakışır. Önce buraya saray yapalım. Evet, yedi karar aldım. Burası artık saray alanımız. Hep de böyle. Çok büyük bir inşaat yapıyor şu an. Çalışıyor. Belediye çalışıyor. Belediye değil, Cumhurbaşkanı çalışıyor. Çünkü Cumhuriyet. Bir de Sıtıs Kalesi 2 gelse çok mutlu olacağım bugün ya. Ya neden mutluyum? Çünkü hem ödevlerimi bitirdim. Hem hoca bizden etkinlik yaptırdı hemen. Şiir yazın dedi. Onu da yazdım. Şu an rahatım. İlk önce şöyle küçük de yapalım. Suyu vereyim. Öyle. Bak, anlamadığım bir şey var. Benim kulaklıkta sorun var herhalde. Yani ses, oyunun sesi gidiyor. Gelmesi için şuradaki ses işte şu. Direkt kabloyu çıkarıp geri takman lazım. Zorla anlıyormuşum. Abone olun, like at. İlerideki planları açıklıyorum koru meydanına. En az 10 binlik bir nüfus olsun. 10 bin nüfus. Sonra küçük bir sanayi alanı. Mesela şura tarım alanı bile olur yani. Tarım alanı bile olabilir. Bize sıkıntı şey var, sadece tarım var. Biz sadece tarımdan gelişiyoruz. Bazen ağaçlardan geliyor. Bakalım biraz. Bak, görüyor musunuz? Maden az var. Yani tam uçta böyle var, sonraki devamında var. Burada da varmış ben. Evet, petrol de varmış. Ama bizim toprağımızda değil işte. Sıkıntı orada. Lan. Öğrenci kara gümrük ya. Bak buraya. Görüyorsunuz bak, kara gümrük yanıyor. Kara gümrük. Burası da yanıyor. Kara gümrük neleri yakıyor? Neleri yakıyor ne alak? Yolları neler? Bu sokak yanıyor şu an. Kara gümrük. Aga, itfaiye yok mu? Yok mu şurada? Geldi. Şimdi gel oğlum. Öncelikli yol yapalım. Öğrencilerimiz mi yandı lan? Oğlum, öğrenciler mi yanıyor? Nüfus kaybediyoruz. Öğrencileri kaybediyoruz da. Şöyle yapsak olur mu? Evet, yeni bir şey denedim. Kule yaptım. Şehrin ortasına bam kule diktim. 1000 metreyi görüyor da buraya görebilecek mi? Oğlum. İhohul yanıyor. Bunlar burada bekliyor. Bu arada ya, kapat ya. Şu an kapalıyız. Kapalıyız. Yangın var. Yangın var. Kapalıyız. Çıkın lan, tüm öğrencileri çıkartın. Kentteki öğrenciler azalıyor. Yangın bitti. Aç. Yanıp kül oldu. Lan!
Kara ciddi ciddi kara gümrük oldu şu an. Yol da kapandı. Ay oğlum deprem mi gibi oldu bu? Ana oğlum içeride öğrenciler kaldı. Öğrenciler kurtarmak için de afet hizmetleri gelip burada afet müdahale birimi. Bunu yapıyoruz. Şuraya hemen de dikiyorum buraya. Hem helikopterler hem de arabalar çalışacak. Geliyor bak. Lan burası da oğlum burası da çökmüş. Kilomuş. Şimdi bunu böyle kaldır desem öğrenciler gidecek. O yüzden deveceğim. Öğrenciler kurtarıp yeniden inşa edeceğim. Bak kardeşim. Yangın oldu yangın. Yangınla ev yıkıldı. Pardon okul yıkıldı. Sen de hala at arabası falan bulacaksın. Tarımda daha modern bir şey yok diyor. Git lan ülkeden. Oğlum burası da. Oğlum. Burada lanet var aga. Burada lanet var gibi. Burası yanıyor. Acaba biri kaçak mı yaptınız da? Bir şeyler mi oldu? Ülkeye bir şey mi yaptınız? Bak burası işliyor. Burada. Burada normal bir klas müzikte gidiyor ya. Geliyorsun geliyorsun hemen kara gümrük yanıyor. Şarkısı çalıyor burada. Öyle bir sokak. Şurası çavur olmuş. Lan oğlum. Adam gözümün önünde deprem yaşadı. Ne oluyor şu an lan? Hayır, anlamadığım bir şey var. Bizim afet birimler mi çalışmıyor? İmha yüksek diyor. Kötü herhalde. Kötü bir şey bu. Arabalar. Onlar nasıl geçiyor lan onu? Ağır bir kayıp yaşadık diyecektim. Burada da elektrik sorunu var diyorlar. Lan. Alın ye. Nereye gidiyor? Buz küpü fabrikası. Oğlum. Ya ne oluyor? Şu an yangınlar dört yandan kuşatıyor. Ha bak dört yandan ne diyeyim doğru bak burayı da kuşat. Buraya da gelmişler. Bir de elektrik gitmiş. Ana şehirde elektrik gitmiş. Ne? Neyin teknolojiye geçme vakti geldi bence. Hidroelektrik yapabiliyor muyuz? Gelir mi elektrik iyi? Ben buna 80 bin verip de 16 meyve mi alacağım? Bunu koysan daha iyi lan. Nasıl bir kafa? Bundan bir tane daha koyak bence. O koydum ya. Her yere geliyor yavaş. Bu büyük ihtimalle şuraya gelmeyecek. O yüzden hayırlı olsun deyip güneş enler. Güneş enerjisi santrali inşa ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak görüyorsunuz. Ama bu sıkıntı olan şey ise güneş enerjisi santrali işte adından da belli güneşten çalışıyor. O yüzden fizik gece gece tutmayacak. Bir de gece çok uzun sürüyor. Sıkıntı da orada.
Şu an nüfus kaybı yaşıyoruz. Bak artılar azaldı. Çünkü hem şeyden oluyor bu. Ölümler arttı. Bir de yangın oldu. Ölümler. Evet, maalesef ölüleri yakmak lazım. Maalesef. Çünkü mezarlık yetmiyor bunlara. Kapasitesi az diyorlar. Bu niye 1200 kişi burada? Yani 1200 kişi nereye gidecek? Geri şuraya mı gidecek? Buraya gidip de ne yapacağım mesela yani? Oğlum burası da yani. Oğlum dört yandan kuşatılıyoruz. Ciddi ciddi şu an. Ciddi yani. No şaka. Bence buraya ev talepleri biraz artsın. Bence buraya ilk önce bir market yapalım. Baksana insanlar geliyor, boş gelip gidiyor. Nereye gidiyor peki sonra? Şey, karşıya geçiyor. Burada gelip buraya gidiyor. Bakıyor, geri geliyor. Sonra karşıdaki bizim şehre geliyor. Orası da bizim ama şimdilik değil. Değil gibi yani. Yani görüyor musun? Sadece market yaptık şu an oraya. Bak, sanki buraya gidecekmiş gibi fake atıyorlar bir de ya. Tam oraya gidiyormuş gibi sağdaki yola gidiyoruz. Yani tam oraya giderken başka şeride gidiyor ama. Kardeşim yol verin lan otobüsler. Lan. Ha tamam. Eksiğe geliyordu. Ev yapmıyorum diye. Ev yapsam şu an artacak çünkü yavaş yavaş Kudüs bölgesi için talep var. Yavaştan geldi. Gıdım gıdım geliyor. Gıdım gıdım geliyor. Bu arada arkadaşlar bence şey yapma vakti geldi. Stadyum. Bence 200 binlik. Bunu da nereye yapacağım? Şurayı şehrin ortası yapacağım. Şehrin ortası da belirleyeceğiz. Sen de nere olsun niye sormayayım? Çünkü burası apartman bölgesi diye. Buraya koysam şunlar da gelebilir yani. Yani otobüs sistemimiz de var. Gelir. En yakın durakta inip gelir buraya. Da küçük bir yol çıkartıp birleştir. Dur sığar mı ki? Sığmaz ki. Şunları yıkalım böyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim yaptık. Yee. Yee. Bunları yanlış yap. Böyle tam bitişik gibisin. Değişik bir görüntü oldu burası. İstersen şuradan da biraz yapalım. Hatta yanlara esnaf yapalım bence. Yanlar esnaf olsun. Bak buradan da dönüyor geliyor yani. Dönüp de geliyorlar. Alpenista Cumhuriyeti FC vs. Ver Kasaba FC. 7. ayda 5. günde ve saat kaç? 9:56.
Gerçek saati sor. %4 işsizlik ya. Bak şu an ev istiyorlar. Ev talebi var. Peki neden yeni insanlar gelip yeni işler vereceğiz? Yeni insanlar gelip yeni işler vereceğiz. Böyle de gelişeceğiz. Kırmızı yapalım. Rengimiz kırmızı kardeşim. Görüyorsun değil mi stadyumu ya? Mük. Çok mük. Lan bura su vermeyi unutmuşum. Lan oğlum yolu yıktım. Tamam, bir sıkıntı yok. Devam et. Tüm buraya su verin. Tamam. Evet, bak yavaş yavaş nüfus artıyor. Ha, maçım vardı lan. Evet. Takımı çok küçültmüşler. IPS'ten cum. Feci. İyi. Ziyaretçiye bak. Bak buraya yapmamız iyi oldu. Ziyaretçiler çok. Şurada maç izlemek istiyorum ya. Ama işte Skylines'te şöyle bir şey var. Şut çekiyor ya buradan aynı şeyleri tekrar ediyor. Mesela adam şurada ya. Masum'a dikkat edin bak. Geliyor şut çekiyor. Sonra kaleci tutuyor geliyor. Yani top geri alınca geri gelip şut çekiyor. Yine kaleci alıyor. Tek ekranı tekrar edip sanki gol atmış gibisinden bir şeyler sayıyor. Skor. Yani göstermesi tam doğru değil. Yani mesela sabah başlıyor ya maç, akşam da bitiyor. Aa maç başladı. Şimdiki maç. Maçı bak. Bak dediğim şey oluyor. Geliyor. Bak. Aynı adam. Bak, geliyor şut tam. Geliyor şut tam. O yüzden bekleyeceğiz. Allah'ım inşallah kazanırız. Bari skorları yaz sen mesela. Şu 1, şu 0 gibisinden. 2-1 gibisinden. 3-0. Taraftarlar var mı lan? Ben koreografiyi bir şey görmüyorum yani mesela. Taraftarlar var gibi yok gibi de. Var mı yok mu? Aa kazanmışız lan. Evet kazanınca 140 bin tılı kazanmışız. Evet biletten de 31.680 tılı kazanmışız. Bunu bence düşürek ya. 32 mi yapsak 29 mu? 29 olur. 1 euro düşürdüm. Ne diyor?
Sorunlar çıktı bak. Nüfus artmaya başlayınca böyle oluyorlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bu videoya 15 like gelsin ya. Yani burada bitirelim. Muazzam kent olmamızda çok var. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Tüüü.